şimdi aklında bin tane soru dönüyor değil mi Tevfik? Söz konusu olan sensin Cevdet. Osmanlı ordusundan Yunan ordusuna nasıl geçtiysen bir yolunu bulup Yunan'a tekrar kabul ettirmişsindir kendini. Eşref'i teslim ettim. Yarın infaz edilecek. Gerçi senin de Eşref'i bize getirmek gibi bir tasarrufun vardı ama senden önce de varmış oldum, artık kusuruma bakmazsın. Sen zaten hep benden önce davranırsın değil mi? Neyse. Mühim olan o adamın yakalanmasıydı. Sen beni bilirsin Tevfik. Benim vazifem namusumdur. O üniformayı benden başkasının girmesine razı olamadım. Lazım gelen her şeyi yaptım. Yine yaparım. Dışarıda olduğuma göre artık aileme de göz kulak olmana gerek yok. Kardeşim. Buna sen karar veremezsin Cevdet. Ben de karar veremem. Bunu ancak Azize karar verebilir. Azize benden yardım istedi. Ona kol kanat germemi istedi. Benden yardım isteyen, bana itimat eden bir kadını yüzüstü bırakamam. Usulünce izah edersin anlar. Kahrından öleceğini zannetmem. Emanetim bende Cevdet. Şayet Azize isterse bu kurşunu göğsüme yeme pahasına bu izdivacı gerçekleştireceğim. Albay Cevdet'le ilgili herhangi bir malumat var mı? Tevfik? Azize? Hayırdır, bir müşkül mü var? Yok. Cevdet'le ilgili bir havadis var mı onu sormaya geldim. Albay Cevdet başarılarını bir yenisini daha eklemiş. Eşref Paşa'yı Yunan'a teslim etmiş. Tevfik, senin daha fazla burada bulunmana lüzum yok. Gidebilirsin. Buyur gel odamda konuşalım. Artık kaçak değilim. Sürgün de edilmeyeceğim. Sevinmedin mi? Sevinmek mi? Bilakis esef duyuyorum. Kızımızı ipten alan Eşref Paşa'yı Yunan'a teslim ettin, öyle mi? İnsanlara umut veren Eşref Paşa'yı, Nazilli'de Yunan'ı yenen Eşref Paşa'yı. Bir zamanlar Selanikli binbaşı Cevdet için söylenenler onun için söyleniyordu oysa ki. Yiğit, vatanperver. Yazık. Bunları söylemek için mi geldin? Hayır. Bunları söylemek için gelmedim.
Geliş sebebim... yakalandığını görüp huzura ermekti. Lakin yine kurtulmuşsun. Şükür ki artık Sevcan değilim de insanların içine çıkacak yüzüm var. Tevfik'le evlenmeyeceksin. Bu seni alakadar etmez. Eder. En çok beni alakadar eder. Ben çocukların babasıyım. Ben yaşadığım müddetçe bu izdivaca müsaadem yoktur. Bilhassa bana bu kadar öfkeliyken böyle bir hata yapmana asla müsaade etmem. Öfke mi? Sana öfke bile duymuyorum ki artık. Nedir o vakit bu izdivacın sebebi? Mirla'ya gönlünün üstünden değil herhalde. Cevap ver. Sen benim sorduğum hangi soruya cevap verdin de şimdi benden cevap beklersin Albay Ceydet? Seni ikaz ediyorum. Hayatımıza müdahale etmekten vazgeç. Uzak dur evlatlarımdan. Uzak dur ailemden. Benden, evimden. Değil yüzünü görmek. Gölgene bile tahammülüm yok artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.